Necip Fazıl Kısakürek. 1904'te İstanbul'da doğdum. Terbiyemi şairlerin sultanı Üstad Necip Fazıl Kısakürek 4-5 yaşındayken dedesinden okuma yazmayı öğrenmiştir. Fransız ve Amerikan mektebinde ve dönemin askeri lisesi olan Vaniköy Rekberi İttihadi Mektebi Fünun-u Bahriye'de okumuştur. 1921 yılında Darül Fünun Felsefe bölümünde okumaya başlamıştır. İlk şiirlerini 13-14 yaşlarındayken Yeni Mecmua'da yayınlatarak edebiyat dünyasında sesini duyurur, daha sonra her biri edebiyat çevrelerinden büyük beğeni toplayan şiirlerini yazmaya devam eden Necip Fazıl, 1924'te açılan bir sınavı kazanarak Paris Sorbonne Üniversitesi'ne devlet bursuyla gönderilir. Meslektaşları tarafından çok sevilen Necip Fazıl, 1932 yılından itibaren Üstad Necip Fazıl olarak anılmıştır. 1934 yılına kadar sadece şair olarak tanınıyorken, 1934 yılında Abdülhakim Arvası ile tanışmış ve büyük bir değişim yaşamıştır. 1940 yılında Abdülhakim Arvası ile tanışmasını şu dizeleriyle dile getirmiştir. Allah dostunu gördüm. Bundan 6 yıl evvel, bir akşamdı ki zaman donacak kadar güzel. Bana yakan gözlerle bir kerecik baktınız. Ruhuma büyük temel çivisini çaktınız. Bu tanışma onun hayatında dönüm noktası olmuş ve dahil olduğu Nakşibendilik tarikatından sonra İslami kimliğiyle öne çıkmaya başlamıştır. Üstad Necip Fazıl hayatında meydana gelen bu değişikliği şu mısralarla özetler. Tam 30 yıl saatim işlemiş, ben durmuşum. Gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum. Bu tarihten sonra dehasını İslam davasına vakfedeceği ve bu uğurda mücadelelere girişeceği, hapislere gireceği, çileler çekeceği bir yol açılır. İslami kimliğiyle öne çıkmaya başladıktan sonra ders kitaplarından şiirleri ve fikirleri çıkarılır. Necip Fazıl, Türkiye'nin birçok şehrinde konferanslar düzenlemiş, düzenlemiş olduğu konferanslardaki sözlerinden dolayı hakkında davalar açılmış ve bu davalar neticesinde öncülük ettiği Büyük Doğu Hareketi'ne dair yayın yapan Büyük Doğu Dergisi'nin yayın hayatı boyunca 16 kez kapatılmış, Necip Fazıl'ın eserleri toplanmış ve basımı yasaklanmıştır. Üstad Necip Fazıl, Soğuk Savaş döneminde Türkiye'de anti-komünist akımın öncülerinden olmuştur. Üstad, 40 yılı bulan mücadelesinde İslam davasını savunacak nesiller yetiştirmek için çaba harcamıştır. Ve 1983 yılının Mayıs'ında Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Necip Fazıl'ın eserleri. 1980'de Kültür Bakanlığı Büyük Ödülünü İman ve İslam Atlası adlı eseriyle fikir dalında Milli Kültür Vakfı armağanını almıştır. Ayrıca Türk Edebiyatı Vakfı'nca 1980'de verilen beratla Sultan-ı Şuara, Şairlerin Sultanı unvanını kazanmıştır. Yaşar Nabi tarafından bir mısrası Türk milletini ihya etmeye yeter denilerek övülmüştür. Şiirlerinden bazıları: Örümcek Ağı, Kaldırımlar, Ben ve Ötesi, Sonsuzluk Kervanı, Çile, Bu Yağmur ve Sakarya türküsüdür. Oyunlarından bazıları ise Tohum, Bir Adam Yaratmak, Sabır Taşı, Ahşap Konak ve Ulu Hakan Abdülhamit'tir. Üstad Necip Fazıl ayrıca birçok roman, öykü ve anı kitabı yazmıştır. Necip Fazıl, Türk-İslam birliğini savunmuştur. Üstad Necip Fazıl, yaşadığı dönemde İslam dünyasında yaşanan sıkıntılara çözüm olarak Türk-İslam alemini bir çatı altında birleştirecek bir düşünceye öncülük etmiş ve bunu Büyük Doğu Hareketi olarak isimlendirmiştir. Aynı isimle bir dergi çıkartmıştır. Necip Fazıl'ın Mehdiyet hakkındaki görüşleri. Üstad Necip Fazıl Kısakürek, ömrü boyunca İslam alemi muazzam bir zuhur bekliyor diyerek Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı beklediğini belirtmiştir. İslam alemi muazzam bir zuhur bekliyor. Kitab-ı İslam alemi muazzam bir zuhur bekliyor. Necip Fazıl, 1400 ismini verdiği şiirinde, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde Hicri 1400 yılında geleceği bildirilen Mehdi Aleyhisselam'ı beklediğini şu dizeleriyle belirtmiştir. 1400'e bir yıl var, yaklaştı zamanımız. Bu asırda gelir mi dersin kahramanımız? Necip Fazıl, Sakarya şiirinde ahir zamana, Mehdiyete ve Türk-İslam birliğine yönelik düşüncelerini yazmıştır. Sakarya türküsü. İnsan bu, su misali kıvrım kıvrım akar ya, bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya.
Su iner yokuşlardan hep basamak basamak. Benimse alın yazım yokuşlarda susamak. Yolunun, varlık onun, gerisi hep angarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya.